Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce fıstık kısmını yapmış olduğum kurabiyelerin, bu kez tahinle yapmış olduğum kurabiyelerin tarifini vereceğim. Yufkadan kurabiye olur mu diyenler için denediğinizde fikrinizin %100 değişeceğine eminim. Emin olun, bu kurabiyeleri yaptıktan sonra bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz. Gerekli olan malzemeler 10 tane baklavalık yufka, 2 yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 fincan sıvı yağ. Yufkamız mutlaka baklava yufkası olmalı. Üzeri için 100 gram beyaz çikolata ve renkli minik şekerlemeler. 2 yemek kaşığı tahin üzerine 2 yemek kaşığı pudra şekerini koyup önce pudra şekeriyle tahini güzelce birlikte karıştırıyoruz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile tahinimizi inceltiyoruz ve güzelce birlikte yağı tahine yediriyoruz. Gördüğünüz kıvama geliyor. Bu kurabiyemizde mutlaka baklavalık yufka kullanmalıyız. Yufkamızı açıyoruz. Öncelikle bir tanesini alıp kenara koyuyoruz. Diğer yufkalarımızı katlayarak kendi folyesine sarıyoruz. Kurumaması için diğer yufkaları mutlaka kendi folyesine sarmayı unutmayınız. Yufkamızın yarısına fırça ile sıvı yağ sürüyoruz. Mutlaka her yerine sıvı yağ sürmeliyiz. Diğer yarısına da hazırlamış olduğumuz şekerli tahini sürüyoruz. Yufkamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Ve yağlı olan tarafını tahinli olan yufkamızın tarafına kapatıyoruz. Yufkaların birbirine yapışması için elimiz ile düzleştiriyoruz. Kenar kısımları çabuk kuruduğu için kenarlarını çıkartıyoruz. Yufkamızı 5 eşit parçaya kesiyoruz. Yelpazelerinizi daha küçük veya daha büyük istiyorsanız ona göre kesebilirsiniz. Yelpaze katlar gibi katlıyoruz. Ucundan küçük bir parça kesiyoruz. Biraz yufkamızı açtırtıyoruz ve kesmiş olduğumuz parçayı ucuna katlıyoruz. Uç parçasını biraz yağlayıp koyarsanız daha kolay yapışır. Önceden ısıtılmış 175 derecede kontrollü olarak 7-8 dakika pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz piştikten sonra yarım saat soğumasını bekliyoruz. Soğuyan kurabiyelerimizi öncelikle çikolataya bandırıyoruz. Yağlı kağıda veyahut da bir folyenin üzerine koyuyoruz. Ve üzerine kendi arzunuza göre minik şekerlemeler serpiştiriyoruz. Ben birkaç değişik renk minik şekerlerden kullandım. Şekerlerin çikolataya yapışması için çikolatamız soğumadan bu işlemi yapıyoruz. Hepsini yaptıktan sonra bir yarım saatte çikolatanın donmasını bekliyoruz. Çikolatalarımız da dondu. Kurabiyelerimizi servis tabağımıza alıyoruz. İçerisinde sürmüş olduğumuz şekerli tahinimiz kurabiyelerimize çok farklı bir lezzet verdi. Dilerseniz üzerine biraz da pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Pudra şekeri kurabiyelerimizi yumuşatabileceği için pudra şekerini ne zaman servis yaparsanız yiyeceğiniz zaman serpiştirmenizi tavsiye ederim. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızda bereket hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalınız.